videomdan frekansları gördün mü şimdi? Çok yaşadık bunu. Binlerce binlerce kez. Böyle frekans basıyorlar aynı zamanda. O frekansı en sabırlısını bile baştan çıkarır. Böyle bir şey. Direkt keskin nişancı gibi. Çok yaşadık, çok. Şimdi ikinci okuyorum, sonra dışarı çıkacağız. Bakalım neler karşımıza çıkacak. Çünkü çıktığımızı ilan verdik, duyuru yaptık. Duvarın kulağı var. Ne diyelim be, Allah'a şükür. Bunu davalarım olmadan önce 24 saat biri git biri gel, biri git biri gel aralıksız yapıyordu. Kendileri de katılıyorlar programa. Evet, çıkıyoruz. Gösteriş hazır. Biz bundan habersiziz ve peşimizde takip ediyor. Kapıdan çıkarken önünden geçeceğiz. Başka neler yapıyor bu frekanslar, dur tahmin edeyim. Mesela alkol içiyorsan sarhoş yapmaz belki. İç. Zehirlenene kadar. Bu diğer maddelerde de olur kesinlikle. Keltoş tabi park kafede besbelli ona devredildi. Baskı işi. Ellerimizden inmeyen telefonlarla paspaslaşıyoruz. Evde değiliz, bu işin arkasında değiliz rolü.
Arka girişimizde bir köpekli. Benlikte oturuyor. Neler gördüğümüzü anlatırız daha sonra. Sen aç. Açayım mı? Bence o kadar pislikten sonra burada, bu parkta barınacak başka yer bulsunlar mı? O siyah köpekliği oradan çıkarmış insanların oturduğu yere. Hayvanın parazitlik hıçını sürüyor insanların oturduğu yere. Sonra aldatma operasyonu çekecektir. Hangi siyah köpekli o? Hatırlayan böyle sanıyor. Beni davaya düşürmek için zincire bağlayıp avlasan aynı tip köpeği. Daha önce videomda var. Balkona çıkar çıkmaz geliyorum. Sonra tahmin ediyorum diyorum, apartmanın dışına sıçtım. Gittikten sonra gidiyorum çekmeye. Tam giriş kapısını oraya sıçtırıp gitmiş. Böyle diyorum, bir dakikalık iş için gelmiş buraya. Hem kendini bana göstermek için, hem sıçtırmak için. Bir merdiveni tırmandı. Sonra geri gitti. Sıçtırdıktan sonra yeni bir uçan maymun olarak ve hazır orada eve dönüşümüzde. Ne diyelim yani, Allah'a şükür mü diyelim, ve eskiden hiç dinmiyor bunlar. Biri git biri gel, hatta 6-7 tane birden. Allah'a şükür mü diyelim. Fakat belediye başkanı sokmayın demişti. Hem de kıçını insanların oturduğu yere dikmiş. Yerde oturtabilirdi. Zoonoz insanlara bulaştırmak için. Ne diyelim, Allah'a şükür mü diyelim? Göz göre göre gördüğümüze rağmen çocuk oyun parkına kumlara yaptırdıklarını. Buna emin olun ki geldiğimi biliyordu. Böyle paspaslaşmaları var. Şimdi pencereyindeyim diye de önümden geçti. Köpeğine gidiyor. Geldiği yere en kısa şortla. Gökten düşmüş gibi. Beni şüpheci takıntılı gösterecek. Kesinlikle. 20 senedir aynı senaryo var. Bu hayvanları seviyor, takıntılı şüpheci hayvan düşmanı. Ben zoonoz düşmanıyım. Zoonozla seri katillerin düşmanıyım. Satanistlerin, Vika'nın düşmanıyım. Buyurun bir tam daha adamladı. Evet. Ne anlatacaktım gördüğümüz şeyleri hakkında? Beykoz'da indik. Oradan otobüsle geri geliyoruz. İlk başlarda pek yok. İlerlerde, sahillerde falan hayvanlar var. Epey var, fakat eskiye göre sıfırdır orada da. Böyle tasmalı sahipler de var. Sokak köpekleri kadar. Ve sanki birkaçını tanıdığım gibi buraya arabayla getirip önünde gezdirenler olarak.
Millete ise şunu diyorum, bu hayvanların sağ solu bilmez. Çocuklarına bunları sevmeyi öğretenler, böyle okşamayı falan, zonoslarını, ateşe hazırlansın.